Geçenlerde bir sunum hazırlıyordum ve çok özel bir görsele ihtiyacım oldu. Bir Yunus görseline, ama okyanusta değil, uzayda. Dolayısıyla astronot giysisiyle olması gerekiyor. Satürn yakınlarında olacak çünkü. Biliyorum biraz sürreel bir istek ama işte böyle sunumda böyle bir görsel kullanmak istedim ve Satürn yakınlarında astronot giysili bir Yunus diye yazdığınızda bir arama motoruna pek bir şey çıkmıyor. İngilizce yazsanız bile fazla bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Hatta hiçbir sonuç çıkmıyor diyebilirim. Peki böyle bir ihtiyacınızı nasıl gidereceksiniz? Bilgisayardan bir resim yapmasını isteyebilir miyiz mesela? Geçen yıl sizlere anlattığım bir yapay zeka vardı, hatırlıyor musunuz? Ne dersen çizen bir yapay zeka çıktı demiştim. Salyangoz burger gibi absürt isteklerinizi bile yerine getirebiliyordu bu yapay zeka. İşte geçen hafta onun yeni versiyonu duyuruldu. DALL-E 2. Bu kez çok daha yüksek çözünürlüklü görselleri çok daha hızlı bir şekilde üretebiliyor. Satürn'de astronot giysili bir Yunus dediğinizde tam olarak böyle bir görsel hazırlayabiliyor. Yapay zekanın adı sürrealist ressam DALL-E ve bir animasyon karakteri olan Wall-E kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş. Dolayısıyla bundan ilham alarak bana yüzünün yarısı robot, diğer yarısı da Salvador DALL-E olan bir portre çizebilir misin diye sorarsanız hiç itiraz etmiyor. Bir değil, onlarca farklı versiyonunu çok kısa bir sürede hazırlıyor. Üstelik yapabildikleri sadece resim benzeri illüstrasyonlar değil, son derece gerçekçi fotoğraflar da üretebiliyor. Times meydanında kaykaya binen oyuncak ayı görsellerine bir bakın mesela. Bunların fotoğraf gibi gözükmesi sizi aldatmasın, hiçbiri bir fotoğrafçı tarafından çekilmedi. Bir bilgisayar algoritması tarafından hayal edildi. DALL-E 2 sizin söylediğiniz bir şeyden orijinal, gerçekçi görüntüler ve hatta sanat eserleri oluşturabiliyor. Kavramları, nitelikleri ve stilleri birleştirebiliyor. Şimdi oyuncak ayı örneğimizden devam edelim. Çılgın bir şey çizmesini isteyelim. Bu oyuncak ayıları bize çılgın bilim insanları gibi köpüklü kimyasalları karıştırırken göstersin ama 1990'ların cumartesi sabahı çizgi filmlerindekine benzer bir stille yapsın bu çizimi. Dediğim gibi bir değil onlarca alternatifi üretiveriyor. Peki aynı spesifik konuyu dijital bir sanat stilinde hazırlasın. Şimdi stili bir kez daha değiştirelim ama bu kez bilgisayarın altından kalkamayacağı derecede karışık olsun. Mesela buharlı makinelerin hala yaygın olarak kullanıldığı 19. yüzyılda veya sıklıkla Victoria İngiltere'sinde geçen ve H.G. Wells ya da Jules Verne'in romanlarında olduğu gibi kurgusal teknolojiler ya da bilgisayarın erken dönem icadındaki gibi teknolojik yenilikleri de içeren bir retrofuturistik bilim kurgu alt türünde çizebilir misin acaba bu çılgın bilim insanları gibi köpüklü kimyasalları karıştıran oyuncak ayıları? Yani bakın şu görsel tarifini yaparken ben bile tam olarak ne dediğimi anlayamadım ama DALL-E 2 leb derken leblebi başta olmak üzere ortaya karışık bir kuru yemiş seçkisi hazırlayıveriyor. Yani gerçekten inanılmaz. İnanılmaz ama bu yeni sürümde beni bunlardan da çok heyecanlandıran şey yapılmış resimler üzerinde düzenlemeler, değişiklikler yapılabilmesi oldu. Herhangi bir görsele istediğiniz bir başka nesneyi ekleyebiliyor ve bunu yaparken gölgeleri, ışık oyunlarını, yansımaları ve dokuları da hesaba katıyor. Şimdi diyelim ki bir iç mimarsınız ve hazırladığınız görsele yeni bir nesne eklemek istiyorsunuz. Mesela şu tasarıma bir flamingo ekleyelim. Normalde böyle bir şey yapmak istediğimizde tasarımcılar olarak bizler stok fotoğraf kütüphanelerine gidip orada bir arama yaparız. İşte flamingo kelimesini arayınca 1521 farklı sonuç çıkardı. Şimdi belli kriterlere göre bu arama sonuçlarını daraltabilirim. Mesela renklerden pembeyi seçince sonuçlar 523'e indi. Oryantasyonu dikey ve izole olsun deyince de bu kriterlere uygun 47 tane flamingo görseli bulmuş oldum. İç tasarımımda bir havuz olduğu için şu şişme flamingo aksesuarı oraya yakışır. O yüzden bunu alıp görsele Photoshop'ta yerleştiriyorum. Klasik bir iş akışında genellikle bu şekilde ilerlenir. Aynı şeyi yapay zekaya sadece sözlerimizle, kelimelerle tarif ederek yaptırtabiliyoruz. Resmin şurasına flamingo yerleştir demem yeterli. Farklı yönlerde ve açılarda alternatifleri oluşturmasının yanı sıra sudaki yansıma detayını da oraya yerleştiriyor. Resimdeki ışık kaynağının nerede olduğunu tespit ediyor ve ona göre gölgeleri veriyor. Bakın bunu yaparken resmin şurasına yerleştir demekten başka bir şey yapmadım. Orada bir havuz olduğunu fark ettiği için böyle bir seçim yaptı. Eğer resmi şurasına deseydim, bakın o kısımdaki malzemede oluşacak ışık gölge oyunları ve yansıma daha farklı olacağı için ona göre değiştiriyor. Eğer içeride değil de dışarıda bir yerlere flamingo koy deseydim, bu kez aksesuar yerine gerçek flamingo koymayı tercih ediyor. Yani mekan ve nesneler arasındaki ilişkiyi anlayıp bağlama göre farklı tercihlerde bulunuyor.
Şimdi görseli değiştirelim. Bakın bir müzenin içindeki şu görselde bağlama göre değişikliği nasıl yaptığını çok daha iyi anlayabiliriz. Buraya bir köpek ekleyeceğiz. Tabureyi seçtiğimde oraya gerçek bir köpek fotoğrafı koyuyor. Ama duvardaki tabloyu seçersem onun içine çizim olarak bir köpek yerleştiriyor. Diğer tabloyu seçersem bu kez oradaki resmin stiline uygun bir köpeği boyayıp yerleştiriyor. Çünkü soldaki bu görsel yağlı boya bir portre. Sağdaki ise daha soyut bir çalışma. Ürettiği varyasyonlarda köpeğin tablonun içindeki diğer nesneleri de analiz ederek ona göre açı ve şekil değiştirdiğini görebiliyoruz. Üçüncü örneğimizde yapay zeka bir iç mimar gibi davranıyor yine ve istediğimiz yere koltuk yerleştirmeye başlıyor. Bu kez onun sadece ışık, gölge ve yansıma değil, içinde bulunduğu mekanın perspektif özelliklerini de yakaladığını fark ediyoruz. Diyelim ki dekore etmek istediğiniz bir banyonuz var. Onun fotoğrafını çektikten sonra bu görselden ilham alarak size farklı varyasyonlarını üretmeye başlıyor. Onun bu ilham alma özelliğini sanat eserlerine de uyarlayabiliyorsunuz. Mesela bu yeniden dekore etmek istediğiniz banyonun duvarına meşhur inci küpeli kız tablosunu asmak istiyorsunuz. 1665'te yapılan bu tabloyu o yıllarda ve hatta sonraki 200 yıllık dönemde rahatlıkla satın alabilirdiniz. Çünkü 1881'deki bir açık arttırmada yaklaşık 1 dolara alıcı bulduğunu biliyoruz. Fakat şu anda aynı ressamın hiç de meşhur olmayan tabloları bile 30 milyon dolar gibi uçuk fiyatlara alıcı bulabildiğinden inci küpeli kıza değer biçemeyiz herhalde. Paha biçilemez bir değerdedir. Kalkıp da onu banyomuza asamayız. O yüzden bilgisayardan rica edip yapay zekanın desteğiyle ondan ilham alınmış yeni resimler üretmek çok daha mantıklı olacaktır. İşte tıpkı sadece olağanüstü güzellikte değil, aynı zamanda olağanüstü tuhaflıkta resimler üreten Hollandalı ressamın Türk modasından ilham alarak yaptığını bildiğimiz bu tablosundan, bu kez bilgisayar ilham alarak neredeyse sonsuz diyebileceğimiz bir çeşitlilikte varyasyonlarını üretiyor. Peki bu kadar çok varyasyonu üretince ne oluyor? Üretilenlerin değeri düşerken onun ilham aldığı asıl eser, orijinalin değeri artmaya devam ediyor. Çünkü tek olan, biricik olan, özgün olan her zaman daha değerlidir. DALL-E 2, görüntülerle onları tanımlamak için kullanılan metinler arasındaki ilişkileri öğrenebiliyor. Rastgele noktalardan oluşan bir desenle başlayan ve o resmin belirli yönlerini tanıdığında bu deseni kademeli olarak bir resme doğru değiştiren difüzyon adında bir süreçten faydalanıyor. Geçen yılki ilk versiyonuna göre 4 kat yüksek çözünürlükte görselleri tarifinize çok daha uygun ve net olarak yapabiliyor. Gün doğumunda tarlada oturan bir tilki resmini Claude Monet'in tarzında çiz dediğimizde iki versiyon arasındaki sonuç farkından bunu çok rahat anlayabiliyoruz. Tüm bu şaşırtıcı özelliklerini görünce insan hemen bu teknolojiyi ben nasıl kullanabilirim diye merak ediyor ama tıpkı geçen yılki ilk sürümde olduğu gibi geliştiriciler bu yılki yeni versiyonun da API'ını yayınlamamışlar. Yani ticari olarak henüz kullanıma açılmamış. Gerekçesini anlayabilmek çok da zor değil. Kötü niyetli insanların elinde böylesine güçlü bir teknolojinin ne gibi sonuçlar üretebileceğini kestirebilmemiz, öngörebilmemiz bile çok zor. O yüzden geliştiricileri DALL-E 2'nin şiddet içeren, nefret dolu veya yetişkinlere yönelik görüntüler oluşturma yeteneklerini sınırlamışlar. Ayrıca ünlü kişilerin yüzleri de dahil olmak üzere gerçek kişilerin yüzlerinin foto gerçekçi versiyonlarını üretebilmesini önlemek için de gelişmiş teknikler kullanmaya çalıştıklarını ifade ediyorlar. Yani frene basmaya çalışıyorlar çünkü şu haliyle bile şiddet ya da cinsellik içeren siyasi propaganda amaçlı görselleri rahatlıkla oluşturabilecek güçte. Evet, her geçen gün bilgisayar teknolojilerinde özellikle de yapay zeka alanında buna benzer gelişmeleri gördükçe şaşırıyoruz, ürküyoruz, biraz da korkuyoruz. Umudumuz DALL-E 2 ve benzeri teknolojilerin insanlara köstek değil destek olması. Kendimizi çok daha yaratıcı bir şekilde ifade edebilmemiz için bizleri güçlendirmesi.